Mülkiye kazandan 36 gündür haber yok. Nişanlısı gözaltına alındı. Mustafa'nın babası, oğlunun yolda ifade için alındığını, her zaman burada olduklarını, ne biliyorsa onu söyleyeceklerini dile getirdi. Mustafa emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe Karakolu'na götürüldü. Mustafa'nın amcası da yeğeninin o gün kendi yanında olduğunu, su tesisatı yaptıklarını iddia etti. Nişanlısının İstanbul'daki sevgilisi konuştu. Hanımefendi, 4 sene önce sosyal medyada tanıştıklarını, çok görüşemediklerini, yan yana bir ila iki kere görüştüklerini, Mustafa'nın telefonuna da çok baktığını, hiçbir şey görmediğini, aldatma vesaire de anlamadığını söyledi. Hanımefendi, bir ay önce isteme konusunun açıldığını, gecesinde, annem bizi zorla nişanlandırdı, ben zaten seni seviyorum. Ben o kıza hep sana kardeşim gibi bakıyorum diyorum, kızın da, ben de başkasına kaçacağım, bana yardımcı ol, pasaport alacağım, dediğini, kızın galiba Mustafa'yı istediğini ama Mustafa'nın istemediğini söyledi. Arkadaş kurbanı mı, aile içi cinayet mi? Yasin Bey'in annesinin bakıcısı konuştu. Hanımefendi, Yasin Bey'in madde satanlarla alakalı sıkıntısı olduğunu, kızının üzerinden menfaat sağladığını, kızının hep bayıldığını, kızın babaannesinin de hep karanlıkta Yasin'in arkadaşları geliyor, dediğini anlattı. Odunluktaki kazının sebebi ne? Şeyho, orayı kazmaya gittiğini, kimin kendisine git orayı kaz dediğini hatırlamadığını, gidip kazdığını bulamadığını söyledi. Şeyho, Yasin Bey'in karakola ve adliyeye giderken, iki kişi öldürdü de, dediğini, hatta, bunu söylemezsen seni öldürürüm, dediğini söyledi. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın, sevgiyle kalın.